Öncelikle belirteyim, çarşı pazar fena halde karışacak. Özellikle bu son gelen S-400 haberinden sonra. Nedir o S-400 haberi onu da söyleyeyim sizlere. Ankara Valiliği bugün ve yarın hava savunma sistemi HSS projesi kapsamında başkent semalarında F-16 savaş uçaklarının yüksek ve alçak irtifalarda uçacağını duyurdu. Savaş uçaklarının uçuş nedeni de S-400'ler için tek ve eğitim faaliyetlerini kapsadığı belirtilmiş. Ankara, Kahraman Kazan'daki eski adı Akıncı Üssü olan Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'nda konuştuğu S-400 bataryaları başkent semalarını tarayacak ve ilk testlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Sistemin kurulum işlemlerinin ardından Nisan 2020'de aktif hale getirileceği öğrenildi. İşte bu nedenle çarşı pazar karışacak diyorum. Bakın Nisan 2020, 5 ay sonrasında S-400'lerin aktif hale getirileceği açıklanıyor. Bu konuyla ilgili denemeler başlamış durumda. Üstelik nerede? Ankara'da. Yani Türkiye'nin merkezinde, Türkiye'nin başkentinde Amerika'ya meydan okurcasına S-400'lerin testleri yapılıyor arkadaşlar. Öbür tarafta biliyorsunuz Barış Pınarı harekatından mutlu olmadığımızı, daha doğrusu anlaşmadan mutlu olmadığımızı söyleyerek Rusya'ya da posta koyduk. Bu da önemli bir gelişme. Volkswagen bu gerilimlerden dolayı Türkiye'de yatırım yapmaktan vazgeçtiğini söyledi. Vazgeçtiğini söylemedi ama erteledi ve bu ertelemeyle ilgili bir süre de vermedi. UniCredit, Yapı Kredi'deki hisselerini Koç Holding'e devretmeyi planlıyor. Finans cephesinde önemli bankalarda yavaş yavaş tası tarağı toplayıp Türkiye'den kaçmanın planlarını yapıyorlar. Yerli yatırımcılar, yabancı yatırımcılar paramızı Türkiye'den nasıl kaçırırız der. Derdinde. Elmas alarak paralarını yurt dışına kaçırıyorlar şeklinde bir haber var. Bu da bence çok önemli bir gelişme. Yani Türkiye'deki o sıcak para kayıtlı olsun olmasın Türkiye'den kaçmaya devam ediyor. Bu da şunu gösteriyor arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte çok sert bir krizle karşı karşıya kalacağız. Sadece bir ekonomik krizden bahsetmiyorum. Bir siyasal krizden bahsediyorum. Bir uluslararası krizden bahsediyorum. Amerika ile papaz olabileceğimiz, Amerika'nın yaptırımları uygulamaya başlayacağı bir krizden bahsediyorum. Bunun önünü almamız öyle çok kolay olmayacak. Amerika eğer ki Türkiye üzerinde yaptırımları uygulamaya başlarsa S-400'leri bahane ederek Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalırız. Son 3 yıldır yaşadığımız bir ekonomik kriz değil. Kim ne derse desin. Resesyon, stagflasyon arası bir şey yaşıyoruz biz şu anda. Ne tam olarak resesyon ne tam olarak stagflasyon. Ama stagflasyona daha yakın, yani yüksek işsizlik ve yüksek enflasyona daha yakın bir ortam yaşıyoruz. Buna rağmen dolar belli bir seviyede sabitlendi. Bunun için her türlü harcama göze alındı. Bunun için her türlü baskı yapılıyor. Borsada göz boyanıyor. Çünkü neden? Borsadaki yabancılar hızlı bir şekilde kaçıyor. Borsadaki ağırlık, yabancı ağırlığı azaldıkça da bizim oradaki varlık fonunun portföyü daha güçleniyor. İstediği gibi at oynatıyor. Ona rağmen borsada da yavaş yavaş tuz kokmaya başlayacak. Kısa vade içerisinde arkadaşlar dolarda çok sert hareketleri görmeye devam edebiliriz. Bakın bugün bile sadece bu S-400 meselesi, UniCredit meselesi haberlerin gelmesiyle birlikte dolar 5.75 seviyesini bir gün içerisinde zorladı. 5.75'in üzerinde tutunursa bir sonraki adımda hızlı bir şekilde 5.80'i kırar ve 5.95'i bir kez daha zorlar. Onu da bu hafta içerisinde görebiliriz. 5.95 kırılırsa 6.25'e kadar yolu var. 1-2 hafta içerisinde biz 6.25 seviyelerini görebiliriz. Kimse ama kimse şaşırmasın. Önemli bir başka konu. TÜİK verileri açıklanıyor. Bakın sanayi üretim verileri açıklanıyor, büyüme verileri açıklanıyor, enflasyon verileri açıklanıyor. Bugün kapasite açıklandı, yine reel kesim güven endeksi açıklandı. Hep olumlu. Kapasitelere bakıyorsunuz, kapasiteler artmış gibi görünüyor. Enflasyona bakıyorsunuz, enflasyon düşmüş gibi görünüyor. Ama vatandaş gidip kendi araştırmasını kendi yaptığı zaman ya da bir iki araştırma şirketi çıkıp gerçek manada alışveriş yaparak piyasadaki nabzı tuttuğu zaman geçen sene 100 liraya dolan bir filenin bu sene 117 liraya dolduğunu görüyoruz. %17 temel gıdalar, temel ihtiyaçlar üzerinde
bir enflasyonist ortam var aslına bakarsanız. Teknik olarak da 5.70'in üzerinde tutunan, hacimli bir şekilde yukarıyı zorlayan bir dolar var. Döviz tevdiat hesapları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Kurumların döviz tevdiat hesapları azalıyor, ona ne diyeceksiniz? Kurumlar da döviz tevdiat hesaplarındaki paralarını Türk lirasına çevirmiyorlar. Büyük ölçüde yurt dışına götürüyorlar. Evet, büyük ölçüde Türkiye'deki döviz tevdiat hesaplarını yurt dışı hesaplarına taşıyorlar. Onun için kurumların Türkiye'deki hesapları düşüyor. Ya da acil ödemelerini gerçekleştirmek için buradaki döviz tevdiat hesaplarının bir kısmını bozuyorlar. Bütün bu tablo bize şunu gösteriyor bakın. Dolar artık kritik seviyelere gelmiş durumda. Ve bu kritik seviyelerde artık kademeli hareketleri çok fazla beklememek gerekiyor. Ani sıçramalarla karşı karşıya kalacağız. Bir bakacağız 5.70, bir bakacağız 5.75, bir bakacağız 5.90, bir bakacağız 6.25'e gelmiş. Bundan sonraki süreçte kademeli hareketleri unutun arkadaşlar. Dirençleri çok fazla önemsemeyin. Destekler görevini yapmaya devam edecek. Ve muhtemelen bundan sonraki her olumsuz haber abartılacak. Olumlu haber daha önce nasıl abartıldıysa bundan sonra da en ufak olumsuz haberler bile abartılarak doların yukarıya çıkması sağlanacak. Bu Türkiye ekonomisi için faydalı bir şey midir? Cari açığın kapatılması için kullanılırsa, üretimin geliştirilmesi, üretimin arttırılması için kullanılırsa, işsizliğin azaltılması için kullanılırsa iyi bir şey. Ama Amerika'nın bize yaptırım uygulaması durumunda komşularımız olan İran, Rusya ve Suriye ile gerginleşmemiz durumunda, ki onlarla gerginleşmemiz için de ne yazık ki bir yıl sebep var. En önemlisi şu mayın temizleme işi. İran bu işi kendisine bir tehdit olarak görebilir. Barış Pınarı harekatı bitti. Ondan dolayı bölgedeki mayınları temizliyoruz diyebiliriz. Ama İran da şöyle düşünebilir. Ya bu mayınları niye temizliyor Türkiye? Acaba Amerika'dan gelecek bir müdahalede orada temiz bir alan mı yaratmaya çalışıyor diye düşünebilir. Bu da İran'ın tavrının bize her geçen gün biraz daha sertleşmesine, dolayısıyla Rusya'nın tavrının sertleşmesine, dolayısıyla Suriye'nin tavrının sertleşmesine, dolayısıyla Çin'in tavrının sertleşmesine neden olur arkadaşlar. Bakın bir tarafta komşularımızla geriliyoruz. Öbür tarafta S-400 nedeniyle Amerika ile geriliyoruz. Tüm bu gerilimlerin toplamı da doğal olarak finans cephesine yansıyacak. Biz istesek de istemesek de. Tabi bunlar uluslararası risklerimiz. Bunun yanına şimdi bir de diğer risklerimizi koyalım. Mesela faizi indiriyoruz ama uluslararası piyasalarda borç bulmaya çalışırken yüksek faizlerle borç edinebiliyoruz. Ve bu aradaki makas özellikle kamu bankalarımızın zararının artmasına neden alıyor. Konut piyasasını canlandırmak için sürekli olarak konut faizlerini aşağıya çekiyoruz ama son tüketiciden çok aslına bakarsanız müteahhitler birbirlerine ev satarak o konutların kamulaşmasını sağlıyor. Yani kendi riskini kamunun üzerine yıkıyor. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Gayet basit. Ali ile ben işbirliği yapıyorum. Ben konutumu fiktif olarak Ali'ye satıyorum. Bu krediyi alıyorum ben, evi satmış oluyorum. Artık bu ev benden çıktı. Ali de o krediyi ödemiyor. Ve böylece banka o eve el koyuyor. Ali'ye dokunan bir durum yok aslına bakarsan. Veli'ye dokunan da bir durum yok. Ama kamu bankalarına dokunan bir şey var. O da her geçen gün bu özel sektöre ait stokların pahalı bir şekilde onların stoklarına geçmiş olması. Bu kadar ev satılmadı. Çok net bir şekilde söyleyeyim size. Satılan evlerin büyük bir kısmı müteahhitlerin kendi aralarında yaptıkları fiktif işlemlerden kaynaklanıyor. Bunun çok net bir şekilde araştırılması gerekiyor. Tekrar sert bir düşüş yaşandı konut satışlarında. 72 ilde konut satışları azaldı. Sadece 9 ilde konut satışları arttı. O artan illerde de öyle. Çok ciddi bir artış falan yok. Her an onlar da eksiye düşebilir pozisyondalar. Tüm bunlar da yine bankaların risklerini, özellikle kamu bankalarının
risklerini arttırıyor. Özel sektör bankalarının da sendikasyon kredisi bulup bulamayacağı belli değil. Bankacılık sistemi ciddi bir krize doğru sürüklenebilir. Bu iki etki yaratır. Borsada özellikle bankacılık sektörüyle ilgili satışların artması, oluşan balonun patlaması ve borsanın sert bir şekilde aşağıya doğru düşmesi, öbür tarafta da bankacılık sisteminin zararları, finansal sistemde oluşabilecek bir kriz ortamı, doların da sert bir şekilde yukarıya çıkmasını beraberinde getirir. Gördüğünüz gibi her şey birbirine çok bağlı ve her şey birbirine endekslenmiş durumda. Kritik oyunlar oynanıyor. Çok ciddi risklere giriliyor. Ve bu risklerin bedeli ne yazık ki çok ağır olacak. Dolardaki risklere hazır olun. Dolardaki şoklara hazır olun. Borsada da sert düşüşlere hazır olun. Özellikle bankacılık sektöründen gelecek zararlarla birlikte borsada sert satışlar başlayacak. Bunlar kehanet falan değil. Bunlar bu koşullarda olması gereken şeyler. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın, mutlu kalın.